Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale-i Nur okumalarımıza Sözler Risalesi'nin 10. sözünden yani Nam-ı Diğer'le Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de 7. surete kadar geldik. Dün itibariyle elhamdülillah 6. sureti konuştuk, bitirdik. Elbette tekrar 6. suretin başına hatta Haşir Risalesi'nin başına hatta sözlerin başına dönsek yeni yeni şeyler konuşuruz, söyleriz. Bu anlamda Kur'an'dan, sünnetten, ehl-i sünnet vel cemaat mürşitlerden alacağımız tükenmiyor. Biz hep alacaklıyız, hep dilenciyiz. Ama bir yerde de metinle vedalaşmak lazım ki ilerleyebilelim. O yüzden zahiren bitirerek aslında tekrar başa dönmek üzere okuyarak devam ediyoruz yolculuğumuza. 7. surede geçmeden evvel adetimiz olduğu üzere yine Haşir Risalesi'nin başına dönelim. Baştaki ayeti mutlaka hatırlayalım. Ne deniyordu ayette? Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhyil mevta ve huve alâ külli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle bu ayetin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Bir daha okuyayım ben bu meali ki aklımıza iyice çakılsın, kazınsın. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Hep derslerimize başlarken söylüyoruz, hatırlatıyoruz bunu. Meal ayetin kendisi değil. Mealcinin ayetten anladığı, Kur'an'dan anladığı. Yani bu yönüyle şuradaki söz aslında ayetin anlatmak istediklerinin çok çok azı. İnsanileşmiş bir yanı. İnsanın kendi cümleleriyle o manayı şöyle böyle özetle nakletmeye çalışması. Ha işimize yarıyor mu? Evet yarıyor. Yani şu metni anlamaya çalışırken bu mealden faydalanıyor muyuz? Evet. Fakat metni ayetin kendisi gibi görmek, daha doğrusu meali ayetin kendisini gibi görmek büyük bir sorun, büyük bir problem. Bunu yapmayalım arkadaşlar. O yüzden ben de ayeti kerimeyi her okuyuşumda, mealini her hatırlatışımda bunun altını çizmek istiyorum. Meal beşeri bir sözdür, insan sözüdür. Kur'an ayetinin semasına çıkamaz. Onun anlattığını şöyle böyle bir parçasını, mealcinin kafasının aldığı kadarını, aktarabildiği kadarını nakletmesidir. Yoksa ehli bir o ayetlere müracaat ettiklerinde bu mealde anlatılandan kat 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 fazlasını bulabiliyorlar, bize haber verebiliyorlar ki bunca yıldır oluşturulmuş bir tefsir külliyatı var ki belki toplasak ehl-i sünnet müfessirlerin eserlerini kütüphaneler dolusudur. Bu olayı, bu durumu ispat ediyor arkadaşlar. Elimizdeki eserde mesela bu ayet tefsir ediyor ama 100 sayfa. Bu bile bir şeyin göstergesi yani. Evet, kısa bir meal ile ayet bunu söylüyordu. Daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile şunu fark ediyorduk. Baharı Cenab-ı Hak haşrin bir numunesi, bir delili, bir açıklayıcısı, bir bürhanı olarak görmemizi istiyor. Tefekkür etmemizi istiyor, düşünmemizi istiyor. Oradan nereye varmamızı istiyor? Bak yardımcı iki isim de söyledi bize. Bak rahmet eserlerine dedi, rahmaniyetini nazara verdi. O her şeye hakkıyla kadirdir dedi, Kadir ismini elimize verdi. Birer işte ne diyelim? Lamba olarak, kılıç olarak, elmas kılıç olarak verdi. Yani baharı Cenab-ı Hakk'ın
rahmeti iktiza ettiği gibi insanın haşrini de Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iktiza eder. Onu iktiza eden bunu da iktiza eder, gerektirir yani. Diğeri bahara imkan veren, yapılabilir hale getiren, yaratan kudret insanın haşrini de gayet kolaylıkla başarabilir, muvaffak olur, yapabilir, yapar. Neden? Çünkü baharda belki 100 bin, 1 milyon türü birden yaratıyor Cenab-ı Hak şu sınırlı dünyanın şartlarında. Ama darul kudret olan ahirette bir anda, tarfetul ayında diyor üstad, bir anda bizi topraktan kaldırabilir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Baharda bunu başarabilen kudret elbette ahirette insan türünü yeniden diriltmeyi başarabilir diye ayet-i kerime bize buradan bir bakış açısı, bir perspektif, bir tefekkür alanı sunuyor ki elhamdülillah oradan koşuya çıktığımız zaman da çapraz koşuya epey bir mesafe alıyoruz. Ki mürşidimiz de işte o perspektiften, o çaprazdan bir koşuya çıkmış ki bize bu metni telif etmiş, ulaştırmış elhamdülillah. Biz de onun irşadıyla aynı yolculuğa devam ediyoruz. İşte geldik 7. surete geldik. 7. sureti her zaman yaptığım gibi şöyle bir baştan okuyayım sonuna kadar. Ondan sonra tekrar başa döneyim. İnce tefekkürümüzü yapmaya çalışalım. Fakat işte benim yine dilim çok sürçüyor. Yavaş da konuşamadığım için biraz su içeyim. Bismillah. Evet. Bismillah. 7. suret. Gel. Bir parça gezelim. Şimdiye kadar neydi? Bak. Hep bak deniyordu. Şimdi öyle denmedi. Gel. Bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak. Aa, bak yine geldi. Demek ki burada da varmış. İşte bak. Her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş. Suret alıyorlar. Allah Allah. Bak. Her yerde müteaddit katipler oturmuşlar. Bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. Ha şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki, bütün bu yerlerde ne cereyan eder suretini alıyorlar. Buraya Üstad Hazretleri bir haşiye düşmüş, onu okuyalım. Dipnot yani. Haşiye. Şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı, 7. hakikatte beyan edilmiş. 7. hakikat daha sonra gelecek metinde, ileriki bir bölüm. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levh-i mahfuz demektir. Levh-i mahfuzun tahakkuk-u vücudu 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki, nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder ve küçük küçük senetler bir defteri kebirin bulunduğunu işar eder ve küçük küçük kesretli tereşuhatlar büyük bir su menbaını işmam eder. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i mahfuz manasında hem büyük levh-i mahfuzu yazan kalemden tereşuh eden küçük küçük noktalar suretinde olan beni beşerin kuvve-i hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları, elbette bir hafızayı kübrayı, elbette bir hafızayı kübrayı yani büyük bir hafızayı, bir defteri ekberi, bir levh-i mahfuzu azamı ihsas eder, işar eder ve ispat eder, belki keskin akıllara gösterir. Konuşacağız, şimdi girmiyoruz. Çünkü ince okumasını sonraki okumamızda yapacağız. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. Ha şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki, bütün bu yerlerde ne cereyan eder suretini alıyorlar. Demek o zat emretmiş ki, mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt edilsin. Bak nereye geldik?
Demek o zat emretmiş ki mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt edilsin. Demek oluyor ki o zat-ı muazzam bütün hadisatı kaydettirir, suretini alır. İşte şu hakikatli hıfz ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Bir daha okuyorum. İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Bu suretin ana cümlesi, teması bu cümle. İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Şimdi en adi raiyetin en adi muamelelerini ihmal etmeyen bir hakimi hafiz, hiç mümkün müdür ki raiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat vermesin? Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şeyni merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. İki surette yine bu son cümleyi terk etmiştik. Evet, altıncı surette ve beşinci surette bu cümle, hatta dörtte de yokmuş. Dördün finalde demek bir seyrengahı daimiye gidiliyor imiş. Ama ondan önceki 1, 2, 3. 3 suretin sonu şöyleydi mesela. 1. suretin son cümlesini okuyorum. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. 2. suretin son cümlesini okuyorum. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. 3. suretin son cümlesini okuyorum. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. 4'te, 5'te, 6'da işler değişti ama 7'de geriye döndük. 7. suretin son cümlesi de böyle oldu. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Evet. Şimdi ince okumasına geçeceğiz. Ondan evvel genel olarak ne söylendi 7. surette dersek, şunu sanki bir parça fehmettim ben, anladım. Dünyada bir kayıt hakikati var. Kaydedilme hakikati, hıfzedilme hakikati, not alınma hakikati, ne diyelim hani aklınıza bu manada ne geliyorsa, dünyada her şey bir şekilde bir yerlerde kaydediliyor. Biz de bunu hissediyoruz, seziyoruz, bazen de emarelerini görüyoruz. Bu diyor kayıt hakikati gösteriyor ki insanoğlu bir muhasebeye gidiyor. Çünkü diyor bu kayıtlar bir hesap olmasa ahirette alınmazdı. Bundan sadece şunu anlamayalım. Mesela işte müekkel melekler, omuzumuzdaki kiramen katibin amellerimizi yazıyorlar, hıfzediyorlar, kaydediyorlar. Sadece böyle anlamayalım. Bunun dışında da somut alemde, yani meleklere kadar çıkmadan biz kayıtların, hıfzların, ne diyelim, suret almaların, fotoğraf çekmelerin, kameraya almaların olduğunu biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Ha işte onu konuşmaya başlayalım şimdi 7. surette. Ha öncesinde pardon, bak yine unuttum. Yine unuttum arkadaşlar. Hiç hatırlatmıyorsunuz yani. Ne demiştik? Her suretten önce şu ihtar kısmını bir okuyalım demiştik. Yani ne okuyoruz hatırlamak babında. Ama ben unuttum. Geçenki surette de unutmuşum. İzlerken kendim farkına vardım. Burada elhamdülillah biraz erkenden vardık. İhtarı okuyayım o zaman. İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakaik-ı İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Yani biz burada bir hikayenin parçalarını okuyoruz şu anda. Hatta şöyle başlamıştık, hatırlayacaksınız. İki kişi bir memlekete düşüyorlardı. Nasıldı ya? Bak biraz da okuyayım hatta oradan.
bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, şu dünyaya işarettir, gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda, sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin, beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git, dehalet et dedi falan. Orada arkadaşıyla aralarında bir soru cevap geçiyor. Ondan sonra o iyi kalpli arkadaş, uyanık arkadaş, ferasetli arkadaş diyor ki o soru cevapların ardından, madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel had ve hesaba gelmeyen delail içinde 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var. Bir dar-ı mükafat ve ihsan ve bir dar-ı mücazat ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşaldığı gibi bir gün gelir ki bütün boşalıp harap edilecek diyor. İşte biz o suretlerin içindeyiz. Suret ne demek? Yüz, yön, veçhe, bu manalarda kullanılıyor. Yani ahiretin olduğunu, dünyanın gösteren yüzlerini konuşuyoruz. Fakat elbette dünyanın ahireti gösteren yüzleri bu kadarcıktan ibaret değil. İleride inşallah oraya geldiğimizde okuyacağız. Bediüzzaman Hazretleri diyecek ki, sanma ki ahiretin, haşrin bürhanları bunlardan ibarettir. Daha neler neler var gibisinden bize işaret edecek. Arife bir işaret yeter kabilinden. Hani bundan sonrasını da siz düşünün, bulmaya çalışın, tefekkür edin. Ben size biraz yolunu, yordamını öğrettim diyecek. İşte o suretlerin içinde yedinciye geldik. Şimdi de yedinci suretin ince okumasını yapalım. Az önce baştan sona bir parça okumuş olduk. Zaten kısa bir metin. 1, 2, 3, 4 paragraf. Ama 4 paragrafı, 4. paragraf bir satırdı sadece. Evet, elhamdülillah. Gel, bir parça gezelim. Neden? Başta sadece bak diyordu, bak diyordu, bak diyordu. Şimdi buraya geldik. Gezmeye başladık arkadaşlar. Bakınız. Bunları fark etmeden yapamıyorum ben. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin bu kullanımları bana çok incelikli geliyor. Kasıtlı geliyor. Bir şeye işaret ediyor geliyor belki çok şeylere. O yüzden hani bunlara girmeden duramıyorum. Belki şimdi izleyenlerden, özellikle daha böyle yaşlıca nur talebelerinden, ya nerelere giriyorsun, oku metni falan, biraz risale okuyalım, biraz anlayalım falan diyenler vardır. Ahmet'in yoğurt yiyişi böyle arkadaşlar. O inceliklere girmeden yapamıyorum yani. Onlardaki hikmeti de görelim, mahrum kalmayalım istiyorum. Şimdi bak, birinci surette hiç bakmak demedi. Bir hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat diye girdi. İkinci suret, bu gidişata, icraata bak dedi. Üçüncü suret, bak ne kadar âli bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor dedi. Dördüncü suret, bak had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat dedi. Devam ediyordu. Orayı okumuyorum, uzun bir cümle. Beşinci suret, affedersiniz. Bak, bu işler içinde görünüyor ki o misilsiz zatın pek büyük bir şefkati vardır dedi. Altıncı suret, işte gel bak dedi. Bak, burada bir gel girmiş ama işin içine hala bak çok çabuk. Ama yedinci surette değişti. Ne oldu? Gel bir parça gezelim. Ben burada şöyle bir incelik olduğunu düşünüyorum. Kendimce Allahu alem kaydıyla söylüyorum. Belki bunu abartılı bulabilirsiniz. Öndeki 6 surette daha kolay görülebilen şeyler vardı. İşte kainattaki ölçülülük, daha ne vardı? Hatırlayalım.
kainattaki şefkat, kainattaki rezakiyet, kainattaki adalet, kainattaki düzen, bunlara işaret ediliyordu. Bunları görmek bence bir derece daha kolay. Ama burada girdiğimiz mevzusu, yani şu kayıt alma konusu, biraz daha incelikli bir bakış gerektiriyor. Biraz daha ne diyeyim, böyle derinliği kollama gerektiriyor. Dikkati nazar gerektiriyor. O yüzden gel bir parça gezelim ile üstad mevzuya daha böyle bizi içine doğru çeker bir giriş yaptı. Devam edelim. Gel bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. Şu medeni ahali. Medeni yani şehirli manasına da gelir. Bir de biz onu ne anlamda kullanıyoruz? Daha böyle kültürlü, oturmasını kalkmasını bilen, konuşmasını bilen, ilim sahibi, ölçü sahibi, ahlak sahibi. Medeniyetin öyle de bir anlamı var. Ama asıl kelime manası şehir demek. Medine de mesela şehir demek. Evet. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak, her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş, suret alıyorlar. Allah Allah. Var mı öyle bir şey dünyada? Aa, diyeceksiniz ki güvenlik kameraları var. Doğru, güvenlik kameraları insanların var. Ama yaşadığımız tabiatta, doğada bir kayıt şeyi var mı? Allah Allah. İşte bak, her yerde, her köşede müteaddit, çok sayıda müteaddit, yani adetli, çok sayıda fotoğraflar kurulmuş, suret alıyorlar. Fotoğraflar kurulmuş, yani fotoğraf makineleri kurulmuş, kameralar kurulmuş, öyle anlayın. Suret alıyorlar, resim çekiyorlar. Bak, her yerde müteaddit katipler oturmuşlar, yine adetli, çok sayıda katipler, yazıcılar oturmuşlar, bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. Allah Allah. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. Ha şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki, bütün bu yerlerde ne cereyan eder, suretini alıyorlar. Arkadaşlar, bu suret bahislerinin izahları hakikatler bahsinde gelecek. Orada tekrar bu mevzuları konuşacağız ama ben oraya geçmeden böyle bir tefekkür yapalım diye düşündüm. O yüzden hep bu bahislerde kalarak devam ettim. Yani dönüp hakikatler kısmını okumadım size. Yoksa mesela bu 7. suretin izahı. Bakalım mesela 7. hakikatte ne deniyormuş? 10. hakikat. İşte 7. hakikat, babı hıfz ve hafıziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Aslında bu 7. hakikat 7. suretin izahı. Ama ben istiyorum ki 7. surette bunu konuşalım veya suretlerde böyle biraz konuşalım. Hakikate gittiğimizde bunları hatırlayalım. Mesela ben bu hakikatler bahsine döndüğümüzde öyle hayal ediyorum. Dönüp sureti de bir hatırlayacağız, konuşacağız yani onu da tekrar. Orada ne denmişti, burada ne denmişti gibisinden bağlantı kuralım istiyorum. Ama hem onu hem bunu oku diye böyle gitgelli yapmak istemiyorum. Öyle yapmadım o yüzden. Sureti surette konuşuyoruz. Sureti suret içinde anlamaya çalışıyoruz. Yolumuz öyle oldu. Pekala, şimdi böyle bir şey, elbette biz Müslümanlar olarak meleklere iman ediyoruz. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'su ba'del mevt. O hakikat içinde melekler de var. Hemen başlarda söyledim zaten. Ve melâiketihi diyerek. Ve biliyoruz ki o meleklerden bir kısmının da vazifesi tıpkı kamera gibi, hani bugün kamerayı omuzumuzda tutuyoruz ya kayıt alırken, tıpkı onun gibi omuz başlarımızda duran melekler var. Bunlar her amelimizi yazıyorlar. Sadece bunlar mı yazıyorlar? Hayır. Mesela bizim için istiğfar eden melekler de var. Onlar da amellerimizi belki yazıyorlar. Çünkü istiğfar ettiklerine göre, amelimize göre, o amelden onlar da haberdar oluyor ve bir kayıt tutuyorlar belki de. Veya işte başka başka melekler var. Hepsinin bir vazifesi var. Belki hepsi bulundukları yerlerde bir tür hafız, bir tür katip.
kayıtları alıyorlar. Bu işin manevi tarafı, iman ettiğimiz tarafı. O ayrı, onu da konuşacağız. Onun da nasıl bir hakikate baktığını konuşacağız. Ama onun delili olabilecek bir şey, işte nasıl bahar, haşrin delili oluyor, Kur'an ayeti, Rum suresinin 50. ayeti, başta okuduğumuz bunu bize ihtar ediyor. Aynen onun gibi de bu dünyada hıfziyet diye bir şey var, hafıza diye bir şey var. O da bu meleklere işaret ediyor. Nasıl? Mesela insanın sesi, şu an benim konuştuğum ses, bu mekanda iz yapıyor arkadaşlar. Bu hani şey değil benim için, bilim kurgu falan değil bu söylediğim, yani bu ispatlı gerçek bir şey. Ses izi diye bir şey var. İnsanın sesi, hatta tek bir tür de değil. Mesela bu odada 1000 yıl geçmiş olsa, 1000 yıl boyunca kaç kişi bu odada konuştuysa, onların sesleri bu dokuda iz yapıyor. Küçükken bir roman okumuştum. Onda mesela böyle bir senaryo vardı. Adam bir cihaz yapmıştı. Duvarlardaki sesleri çıkarabiliyordu. Zaman ayarı yapıyordu. İşte bundan 1 yıl önce burada ne konuşulmuş? Orada açıyordu cihazı. Açtığı zaman o sesleri okuyordu. İzlere değdirdiği zaman, işte okuttuğu zaman. Şimdi nasıl böyle cihazları okutturuyoruz ya, alacağımız malları kasiyerler okutturuyor böyle. Spektrum çizgileri mi diyorlar onlara? Onları okutturdukları zaman dın geçiyor. Niye? Cihaz onu okumuş oluyor. Gibi gibi. Aynen o şekilde o sesler okutulsa, belki burada 1000 yıl önce konuşulmuş sesler çıkabilecek. Bunu biliyor bilim adamları. Böyle bir şey var. Tespit de diyorlar. Fotoğrafları da var. Bilim ve Teknik Dergisi'nde falan ben görmüştüm yani. Ses izi fotoğrafları var. Ama onu nasıl tekrar işte dönüştürebileceklerini henüz muvaffak olmuş değiller. Gün gelir belki de olurlar. Fakat biz duvarlardan, şunlardan, bunlardan önce biliyoruz ki zaten ses kayıt dediğimiz şeyin hepsi iz bırakma. Hatta fotoğraf dediğimiz şey de iz bırakma. Fotoğrafımız nasıl çekiliyor bizim? Bir kimyasal bir yüzey hazırlamışlar bir filmde. Eski fotoğraflar için diyorum. Şimdi dijital daha da başka bir teknoloji. Filmi koyuyor. Işık sana çarpıyor. Senden yansıyıp oradaki kimyevi şeye çarpıyor. Adam şeye bastığı an öndeki cam açılıyor. O çık çık. Ne derler ona? Düğmenin ismi aklıma gelmedi. Düğmeye bastığı zaman diyelim, o objektifin önündeki şey açılıyor, kapalı olan yer. Işık giriyor o an ve karşıdaki filmde değerek orada ışığın bile iz yaptığı, ışığa duyarlı bir doku var. Yüzümüzden, üstümüzden yansıyan, fotoğraf makinesinin karşısındaki manzaradan yansıyan ışık içine giriyor. Orada iz yapıyor. O iz de fotoğraf oluyor. Yani aslında fotoğraf teknolojisinin temeli iz. Bir şeyin başka bir şeyde iz yapması, ışığın nesnelerde iz yapması. Geçmişi de böyle, geçmişte de öyle yapmışlar. Fotoğraf teknolojisini öyle ilk geliştirmişler. Daha böyle basit yöntemleri varmış falan filan. Hatta o ilk çekilmiş fotoğraflara baktığınız zaman çok şey yani böyle. Çok azı suretin anlaşılıyor falan. Gibi gibi. Ses de böyle bantlara, filmlere, işte plaklara iz bırakıyor insanlar. O iz daha sonra onun cihazıyla okunuyor ve biz o şarkıyı, türküyü veya işte Kur'an'ı, ilahiyi dinliyoruz. O izler sayesinde. Bizim ses dediğimiz, kayıt dediğimiz, görüntü kaydı dediğimiz olayın tamamı iz. İz ve tekrar okunması. İz bırakma ve tekrar okunma. Yani bakın zaten alemde bütün bu kayıt öğeleri izle ilgili şeyler. Biz de mesela yazı yazıyoruz değil mi? Yazıyı niçin yazıyoruz? İz bırakıyoruz. Ya da nasıl yazıyoruz? Kağıtta iz bırakıyoruz. Eskiden taşta yaparlanmış, deve derisinde, işte hayvan kemiğinde iz bırakıyoruz. Onu dönüştürmeyi bilen insan tekrar onu şeye dönüştürüyor. Manaya, sese dönüştürüyor. Bakın dünyanın her yerine, insaniyetin her kemaline sirayet etmiş bir şey bu aslında. İz bırakma. Ve o izi okuma, yazmaktan tutun resim yapmaya, resim yapmaktan tutun fotoğraf çekmeye, şimdi video kaydı almaya kadar bütün o detay şeyler, çalışmalar, girişimler hepsi bu şey üzerinde dönüyor. İz,
bu dünyada bırakılıyor ve bu izler tekrar dönüştürülebiliyor. Daha değişik bir bakış açısı sunayım size. Mesela polisiye filmler izlemişsinizdir. İşte Sherlock Holmes'lar falan filan bir sürü versiyonu var onların. İşte CSI'lar falan serileri var, diziler. Adam orada ne yapıyor? Katil diyor, girdiği mekanda, CSI Las Vegas'taydı galiba. Böyle bir cümle geçiyordu. Zaten onların ilki de oydu galiba. O dizilerin, polisiye, ne diyelim, kriminal dizilerinin ilki de oydu galiba. Adam diyor ki, katil her cinayet mahalli diyor, katilin imzasını taşır. Böyle bir cümle geçiyordu o filmde. Yani katil aslında her yere diyor kendi imzasını atmıştır, izini bırakmıştır. Biz sadece diyor onu nasıl okuyacağımızı bulmaya çalışıyoruz diyor. Cinayet soruşturması aslında budur diyor. Nereden bakarsak diyor o iz okunur. Yoksa diyor imza orada duruyor. Cinayetin imzası, katilin imzası orada duruyor. Biz onu nasıl okuyacağımızı diyor bulmaya çalışıyoruz. Şuradan mı baksak görünür, buradan mı baksak görünür. O bakış açısını diyor yakaladığında doğru bakış açısını cinayeti çözersin diyor. Polis yeni dedektiflere, gençlere öyle bir nasihat ediyordu o zaman. Doğru mu? Doğru hakikaten. İşte parmak izi alıyoruz. İşte efendime söyleyeyim başka işte DNA izi kaldıysa, bir organik bir madde kaldıysa, tırnaklarda bilmem şu bu kaldıysa falan polisler onları araştırıyor. Hani katilin ne kadar izi kaldı. Görüyoruz ki o da bir tür iz okuma. Bak bir ilim yolculuğu aslında iz okuma. Polisiye araştırmalar iz okuma. İşte bu görüntü, film, sinema falan filan bunlar da iz okuma. Daha şeye inelim. Daha farklı bir yönden verelim mesela. Az önce aklıma bir şey gelmişti. DNA'daki canlının DNA'sından oluşumu da aslında bir tür iz okuma. Yani Cenab-ı Hak canlının DNA'sına onun ne olacağını yazmış. Hücre kendisinin ne olacağını, bakın burası ilginç, hücre kendisinin ne olacağını Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanıyla daha bir zigotken anne karnında DNA'sından okuyor. Ben ne olacağım acaba? Bakıyor. Ha Allah bana böyle böyle olmayı emretmiş. Oradan okuyor, oradan kodluyor falan filan. Ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz ki işte kucağınızda bir bebek oluşmuş, vücuda gelmiş. Daha orada duruyor mu? Hayır, büyümesi de yine öyle devam ediyor. Onlarda ne yazıyorsa boyu bu kadar olacak, eni bu kadar olacak. İşte atıyorum gözleri şöyle olacak, saçları böyle olacak. Dökülecek mi, dökülmeyecek mi o saçlar? Hepsi o şeylerde Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu olarak yazılı duruyor. Ve hücre de Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla nasıl Allah arıya bal yapmasını vahyediyor, çiçekleri bulmasını vahyediyor. Hücreye de ne olacağını DNA'sı üzerinden vahyediyor. Yani söylüyor sen şu olacaksın, bu olacaksın. O da oradan öğreniyor. Tabiri caizse. Canlı da ne olacağını Allah'tan öğreniyor yani. Gibi gibi daha bunlar çoğaltılabilir. Hani biraz açmaya çalıştım. Görüyoruz ki dünyada her şey bir ize bakıyor. Bütün o oluşumlar, gelişimler, büyümeler, kemale ermeler, ölümler hepsi aslında iz bırakma, iz okuma falan filan böyle bir sürecin sonucu. Yani insanın yaşamı da öyle, ölümü de öyle. Ölüm de bir iz bırakma esasında. Toprakta bir iziniz oluyor sizin. Dünyada bir iziniz oluyor sizin yaşadığınızda. Gibi gibi görüyoruz ki bu iz bırakma, iz alma konusu kainatın derununa işlemiş bir şey. Her yanına işlemiş bir şey. Şimdi şöyle düşünelim. Biz arabamızı şoförsüz, hatta işte fıkra var. Önce fıkrayı anlatayım sonra mevzuya geçeyim. Bir gün Karadeniz'e ilk kez, atıyorum Trabzon'a veya Rize'ye ilk kez iki katlı otobüs gidiyormuş. İstanbul'dan yola çıkmış, Rize'ye varmış. Tabi Rize'de de ilk defa böyle diyelim iki katlı otobüs geliyor diye bir şenlik var. Orada da böyle ufak çaplı bir kutlamaya hazırlanmışlar. Rize'miz gelişiyor, işte çift katlı otobüs de geldi bugün falan diye. Şimdi şenlik için girmişler, alt kattaki otobüsün alt katındakiler gayet neşeli. Onlar da eşlik ediyorlar, işte kemençe çalıyor falan, bilmiyorum artık ne var orada. Oynuyorlar, horon tepiyorlar.
İçlerinden birisi o kutlamacıların üst kata çıkmış. Üst kattakilerin hepsi böyle ateş gibi, böyle gergin. Koltuklarının böyle şeylerini, kollarını tırnaklamışlar böyle. Bu adam böyle bakarak gidiyor. En son önde bir teyze var. Diyor ki, ya diyor teyze diyor, niye diyor bu kadar gerginsiniz diyor. Bakın diyor işte aşağıdakiler diyor neşe içinde diyor kutlama yapıyoruz diyor. Oğlum diyor sen bilmiyorsun biz buraya kadar diyor şoförsüz geldik. Yani ikinci katında şoför yok ya otobüsün. İki katlı otobüs. Orada şoför yok diye korkmuşlar. Haksız bir korku mu? Hayır. Şoförsüz biz diyoruz ki ya araba nasıl gider? Yani bir idare eden olmadan. Mutlaka bir şoför olması lazım. Şoförsüz şu trafikte, hele İstanbul trafiğinde bir arabanın şuradan şuraya hatasız gitmesi mümkün mü? Değil. Ama bakıyoruz bak. Dünya, gezegenler, güneş, nice yıldızlar, onların gezegenleri, kara delikler, şunlar bunlar. Bunlar öyle yörüngeler dönüyor ki böyle birbirinin içinde. Abi gram yoldan sapmıyorlar. Sen araba şoförsüz arabanla şuradan şuraya gitmeye cesaret edemiyorsun. Yan koltukta oturayım da araba kendi kendine gitsin diyemiyorsun. Olmaz da böyle bir şey de. Hani gazına basayım yan tarafa geçeyim düz yolu gitsin onu bile diyemiyorsun. Direksiyonu bağlayayım sabitleyeyim falan filan. Çocuk çıkar bilmem ne olur yani 40 türlü kaza çeşidi var. Sen bir şey yapmasan karşındaki yapar yani. Ama bak bu gezegenler zahirde şoför yok bir şey yok. Muhteşem bir düzenle. Bazen diyorlar galaksiler birbirinin içinden geçiyor. Çarpışmadan. Lan nasıl oluyor bu iş? İşte binlerce yıldır, milyonlarca yıldır, milyarlarca yıldır bu düzen devam ediyor. Bu denge içinde. Sapmadan, çok büyük hassasiyetlerle. Hani milim sapsa o sistemin dengesini bozacak şekilde devam ediyor. Biz diyoruz ki ha benim arabam bunu burada başaramıyor. Orada o oluyorsa onun bir müvekkel meleği vardır. O işin şuur kısmını o yapıyordur. İşte dünya öküz ve balık üstünde hadisinin bir manası buna bakar diyor Üstad Hazretleri. Yani dünyayı yönetmekle ya da işte o yörüngede devam etmesiyle ilgilenen meleklerin isimleri odur. Dünya uzayda yüzüyor mu? Sanki yüzüyor. İşte o yüzmeyi sağlayan meleğin ismi Hud, balık yani balık meleği. Bu gidiş için bir güç gerekiyor mu? Motor kuvveti. Evet yani bir öküz lazım bunu çekmeye. İşte o da sevr. Yani öküz. Dünya öküzün ve balığın üstünde dendiği zaman yani o iki meleğin sorumluluğunda. İsimleri de böyle meleklerin. Neden? Çünkü dünyanın içindeki düzen de yine o iki canlıya bağlı. Balıklar denizlerin bereketi, öküzler karanın bereketi. Tabii traktörler falan çıkıncaya kadar. Tarlalar neyle sürüyorlardı? Hep öküzlerle sürüyorlardı. Yani gücü onlar temsil ediyordu. Güçlü hayvan olarak insanın muhtaç olduğu kuvveti onlar sağlıyorlardı. Gibi gibi hadiste buna işaret var diyor Bediüzzaman Hazretleri. O dünya öküzün ve balığın üstündedir. Yoksa gerçekten bir öküzle balık var onun üstünde dünya duruyor değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o manada kullanmamış bunu. Bize bir hakikati işaret etmiş oradan. Dünyada şuurkârane olan ne varsa, bizim fiziksel olay dediğimiz, yasa dediğimiz, kanun dediğimiz ne varsa, bunların şuur tarafını melekler yükleniyor arkadaşlar. Biz şu an görmüyor olabiliriz. Bizim görmememiz olmamasına delalet etmez. Ben şu an hiçbirinizin mesela kalbini görmüyorum ama kalbiniz yok demek değil ki. Siz benim şu an zekam diye bir şey, Ahmet'in zekası bak şurada duruyor kafasının şu sol tarafında falan demiyorsunuz. Kaşının üstünde şurada bir yerde falan demiyorsunuz. Ama görmüyorsunuz diye yok demiyorsunuz. Çünkü soyut varlıklar da var bu dünyada. Varlıklarını seziyoruz, eserlerinden anlıyoruz. Ama zatlarını şuradadır, buradadır diye hapsedemiyoruz, tayin edemiyoruz. Bunu kabul ediyoruz dünyada var olduğunu. Melekler de öyle. Bu kainatın şuur tarafını maddede olmayan, olamayacak olan tarafını onlar temsil ediyorlar. Tabiri caizse la teşbih ve la temsil. Kuklayı düşünün. Kuklayı siz oynarken görüyorsunuz böyle. Kuklacı oynatıyor yukarıdan iplerle. Siz de aşağıda kuklayı oynarken görüyorsunuz. Şimdi bu kukla kendi kendine mi oynuyor? Hayır, oynamadığını biliyorsunuz. Şuur tarafı onunla ilgili, ustasıyla ilgili, kuklacıyla ilgili. Gibi gibi. Bu dünyanın şuur tarafı da meleklerle ilgili.
yapılacak işlerin ilme, iradeye bakan yanları elbette son minvalde onlar değil yaratıcı. Yine Allah yaratıcı ama araya perde koymuş Cenab-ı Hak. Nasıl toprağı elma için, ağaç için perde yapmış. Melekleri de o işin ilmi, iradesi için perde yapmış yani. Yaratışına böyle perdelerle yapıyor Cenab-ı Hak. Esbabı perde olarak kullanıyor yani. Ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri? Esbab, hikmet-i ilahi ister ki, bak işte aklımızda kalmamış, halbuki eskiden bunları ezbere biliyorduk. Neredeydi o? Burada geçiyor muydu? Bunun sonunda mıydı? Yok, mektubatın sonundaydı o galiba. Ha yok, buradaymış ama. Bakalım bulabilecek miyiz? Esbab, aklın nazarında perde olsun ister diyordu. Bakalım bulabilecek miyiz? Hemen sondaki lemaat kısmına baktım da. Orada geçiyor aslında. Bulamıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bulamadım. Hafızamdakini nakledeyim arkadaşlar. Hikmet-i ilahi ister ki diyor herhalde, öyleydi. Esbab perdedar desür kudret ola aklın nazarında diyor. Herhalde öyleydi. Evet, desti kudret ola aklın nazarında diyordu. Maalesef orayı bulup okuyamadım. Neyse, çok da oyalanmayayım. Bu sefer şeyi bitiremeyeceğiz. Ama bir taraftan da bulmadan yapamıyoruz işte. İnat. Neyse, bulamadım. Sağlık olsun. Yani o sebepler bizim aklımız için bir perde. O perde sayesinde biz Cenab-ı Hakk'ın kemalini, kudretini tanıyabiliyoruz. Yoksa o sonsuzluk bizim anlayabileceğimiz bir sonsuzluk değil. Sebeplerle basamaklar elde etmişiz. O basamaklar sayesinde Cenab-ı Hakk'ın kudretine bir, ne diyelim, tasavvur olsun en azından, bilgi sahibi olmuşuz gibi gibi. Bu dünyada da mesela o iz bırakma kanununu taşıyan melekler olmalı. Nasıl her şey her yerde iz bırakıyor, her şey her yerde bir kayıt altında, bunu biliyoruz, esbab dairesinde bunun mevcut olduğunu, işte dediğim gibi seslerin iz bıraktığını, parmak izlerinin falan filan, hatta şeyde vardı galiba, bu internette yayılan seminerlerden falan filan görmüştüm. Adam başka odadaki şeyin görüntüsünü alabiliyor. Oradan yansıyormuş görüntü, nasıl oluyordu onu bir Hintli adam anlatıyordu yani. O TEDx konuşmalarında falan vardı galiba böyle bir seminer. Farklı bir odadaki şeyin fotoğrafını çekebiliyor, görüntüsünü alabiliyor. Öyle bir teknoloji geliştirmiş adam. Ha, bu kanunun da şuur tarafını birinin yüklenmesi lazım. İşte o meleklerin omuzundadır diye düşünüyoruz biz. Daha doğrusu imanımız bu yönde zaten. Meleklere iman ediyoruz. Bu tarafını yüklendikleri için vazifenin.
Evet. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. Bir daha okuyayım şu başı. Gel bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak, her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş, suret alıyorlar. Bak, her yerde müteaddit katipler oturmuşlar. Bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. Ha, şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki, bütün bu yerlerde ne cereyan eder suretini alıyorlar. Şimdi bu aklımızda olsun. Şimdi şeye gidiyoruz. O büyük fotoğrafın mahiyetine dair verilmiş olan haşiyeye gidiyoruz. Şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı 7. hakikatte beyan edilmiş. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levh-i mahfuz demektir. Levh-i mahfuz ne? Her şeyin kayıtlı olduğu yer, Cenab-ı Hakk'ın olmuş olacak her şeyi kaydettiği yer. Levh-i mahfuzun tahakkuku vücudu 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki, buraya dikkat, nasıl ispat edilmiş varlığı? Nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder? Yani sende kimlik var, bende kimlik var. Nüfus cüzdanı yani. İşte atıyorum, Türkiye'deki herkeste kimlik var. Şimdi bu gösteriyor ki, ya bunlar bir yerde kayıtlı galiba, bu evrak oradan veriliyor bize. Değil mi? O fiş gibi yani. O kütüğe bakılarak bunlar kaydediliyor. Bak, beni oraya kaydetmişler, seni buraya kaydetmişler. Demek ki bunlar bir yerde kayıtlı gibi gibi. Nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücuduna ihsas eder ve küçük küçük senetler bir defteri kebirin bulunduğunu işar eder. Yani küçük küçük hesap defterleri varsa elbette o hesap defterlerinin büyük bir annesi de vardır. Hepsi orada da kayıtlıdır. Yıllık envanter varsa 50 yıllık envanter de vardır. Yani o oradan geliyor zaten o bilgi. Sana bir bilgi fişi veriyorlar. Bu ne demek bilgi fişi? Demek ki bu bilgi bir yerde kayıtlı. İkametgah istiyorsun. Demek ki senin ikametgah edeceğin, yani ikametgahta bulunduğun yerler, hatta herkesin bulunduğu yerler devlette kayıtlı. Senin aldığın o küçük bilgi aslında o büyük kaynaktan geliyor gibi. Ve küçük küçük senetler bir defteri kebirin bulunduğunu işaret eder. Ve küçük kesretli tereşühatlar, küçük kesretli, az, yani ufak ufak ama çok sayıda tereşühatlar, sızıntılar, akıntılar, büyük bir su menbaını işmam eder. Yani bir tepeye çıkıyorsun ki her taraftan su çıkıyor böyle, ufak ufak kaynıyor. Dersin ki ya burada büyük bir kaynak var galiba, her taraftan fışkırmış, baksana dersin değil mi? Çünkü o küçük küçük sızmalardan altta büyük bir su kaynağı olduğunu kendini gösteriyordur yani. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i mahfuz manasında hem büyük levh-i mahfuzu, yani hıfzedilen levha manasında, levh-i mahfuzun sözlük kelimesi o, mahfuz, korunmuş levha, yazan kalemden tereşüh eden küçük küçük noktalar suretinde olan beni beşerin kuvve-i hafızaları, bak insanın hafızası, insan kainatın bir neydi, misali musagarıydı. Bunu nerede duyduk? 9. sözde duyduk. 9. sözde bunu söylemişti Bediüzzaman Hazretleri bize. Kaçıncı? 9. sözün 3. nüktesinde. İnsan şu alemi kebirin bir misali musagarıdır demişti. Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ı bir timsali münevveridir. Namazda ibadatın envana şamili bir fihriste-i nuraniyedir demişti. Bak, orası buraya bağlandı. İnsanın hafızası da levh-i mahfuzun numunesiymiş. Yani biz alemin küçük bir örneğiyiz dedik ya. Bak, o küçülmüşün büyüğü levh-i mahfuz. Bizde kuvve-i hafıza. Hafıza kuvveti, hatırlama kuvveti yani. O alemdeki büyük şeyin bir işaretiymiş. Emaresiymiş. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i mahfuz manasında
hem büyük levh-i mahfuzu yazan kalemden tereşüh eden küçük küçük noktalar suretinde olan beni beşerin kuvve-i hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, bak bunlar da değil mi? Aslında özet, bilgi özeti, DNA yani. Tohumları, elbette bir hafızayı kübrayı, bir defteri ekberi, bir levh-i mahfuzu azamı ihsas eder, işar eder, yani işaret eder ve ispat eder. Belki keskin akıllara gösterir. Yani sana gelen ikametgah belgesini, aldığın ilmi haberi veya sabıka kaydını adliyeden aldığın, diyorsun ki ya bu bilgi bana geldiğine göre bunlar büyük bir yerde kayıtlı, bak isteyince veriyorlar oradan çıkarıp diyorsun, bu okumayı yapıyorsun. O zaman diyor ey insan, şunun da okumasını yap. DNA'nda kayıtlı olan bilgi, hafızanda kayıtlı olan bilgi, meyvelerde kayıtlı olan bilgi, yani çekirdeklerinde kayıtlı olan bilgi, tohumluk bilgisi, yani ne olacağının bilgisi. Bütün bu bilgiler de gösterir ki bunlar da bir yerde kayıtlı. Bak nasıl sen kendi günlük işlerinde bu okumayı yapıyorsun, büyük alemde de bu okumayı yap. Bunlar da bir yerde kayıtlı olmalı. Bunlar da bir yerden sana gelmiş, eline tutuşturulmuş olmalı. Değil mi? Hani bu bilgiye varman lazım. Bir daire-i ilmin emareleri olduğunu, oradan yansıyıp geldiklerini çak diye hemen görmen lazım diyor. Keskin akıllara gösterir Cenab-ı Hak. Bizi o akıllardan eylesin. Evet. Az kaldı vaktimiz. Bitirelim şurayı. Bütün bu yerlerde ne cereyan eder suretini alıyorlar. Demek o zat emretmiş ki mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt edilsin. Demek oluyor ki o zat-ı muazzam bütün hadisatı kaydettirir. O zat-ı muazzam yani azametli zat bütün hadisatı, hadiseleri, olayları kaydettirir, suretini alır. İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Devlet her yere kamera koydurmuş. Niye? O kameraya rastlayan bir şey olursa suç, yapılmaması gereken bir şey, müeyyidesi olan bir şey denk gelirse ne oluyor? O görüntüyle muhaseben görülüyor senin. Yani devlet bir yere ya şuranın manzarası ne güzel, şuraya bir kamera koyayım da o manzarayı izlesinler polisler diye koymuyor hiçbir kamerayı. Nereye koyuyor? Tam böyle insanların katakülle yapacağı yerlere koyuyor. Neresi mesela? İşte topluca bulunduğumuz yerler, meydanlar. Çok insan olursa orada illa bir şeyler olur. Veya işte gişelere koyuyor. Niye? O gişelerden para vermeden geçenler oluyor. Orada kazalar oluyor vesaire. Kaydı olsun. Metrolara koyuyor. En çok mesela kamera olan ülke İngiltere'ymiş. Her yerde varmış. Sonra Japonya'ymış galiba, yanlış bilmiyorsam. Bu kameralar asla abes diye değil. Bu kayıtlar asla abes değil. Bir yerde kullanılmak üzere alınıyor. Bir hesabı sorulmak üzere alınıyor. Ne yapmışsın, ne olmuş diye sormak için alınıyor bu kayıtlar. Yoksa güzel manzarası var, öylesine koydum falan değil. Devlet bile bunu bu niyetle yapıyorsa bir de Allah'ın kaydını düşünün. İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza, kayıt altına alma ve koruma elbette bir muhasebe içindir. Şimdi en adi raiyetin, en adi muamelelerini ihmal etmeyen, en adi sıradan yani kötü manada değil, en adi raiyetin en adi sıradan muamelelerini ihmal etmeyen bir hakimi hafiz, hiç mümkün müdür ki raiyetin en büyüklerinden en küçük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat vermesin? Ya düşünün, adam öyle bir sistem kurmuş ki devlet diyelim, ya yolda birbirine omuz atanlara bile, atıyorum gittin adama omuz attın, onun bile şeyi geliyor sana. Evrakı geliyor. Ahmet Bey falanca gün Taksim Meydanı'nda filanca adama omuz attınız. Bu tespit edildi. Bu saygısız davranışınızdan ötürü sizi uyarıyoruz dedi mesela. Böyle mesaj geliyor. Böyle bir devlet. Her şeyi tespit ediyor tık 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 tık. Şimdi böyle bir devlet ama aynı zamanda Taksim'de bankayı soymuşlar. Hiç hesabını sormamış. Olabilir mi yani bu? Yani devletliğin şeyine sığar mı bu? Hükümetliğin şeyine sığar mı bu? O düzenin, adliyenin,
emniyetin icraatına sığar mı bu? Elbette bu kadar küçük şeye itina gösteren o büyüğün hesabını mutlaka sorar. Bunu mantık iktiza ediyor. Olmazsa bu saçmalık diyorsunuz yani. Bu olmuyorsa bu saçma bir şey yani. Bu emniyetin yaptığı, bu polisin yaptığı, bu kameralar, bu kayıtlar, bu devletlik, bu hükümetlik bunlar saçma olur diyorsunuz eğer bu olmazsa. Ama halbuki o zatın izzetine, yani izzet azametine, büyüklüğüne, şerefine, burada ne diye verilmiş? Şeref, üstünlük, yücelik. O zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şeyni merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler, yani merhamet şeyni, şen ne demek? Şimdi ben bir mana vereceğim ama yanlış olmasın. Merhametin gereği diye verilmiş burada. Onu alalım, daha güzel bir mana. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şeyni merhameti hiç kabul etmeyecek. Yani merhametinin şanı. Senin şanına yakıştı mı bu yaptığın dersin ama, ya da erkekliğin şanına yakıştı mı dersiniz mesela. Onun gibi şeyni merhameti, yani o merhametin şanına hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Bir daha okuyorum cümleyi. Çünkü çok araya girdim. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şeyni merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Büyük mahkemeye devredilmiş onların işleri. Ben işte Taksim Meydanı'nda birine omuz attım. Aşağıda sokağın başındaki polisler beni uyardı. Ahmet Bey şöyle şöyle yaptınız, bir daha yapmayın diye. Banka soyuldu, hiçbir şey olmadı. Bir mantıksızlık var. Ne derim ben? Bunlarınkini başka türlü yapacaklar demek ki. Nasıl yaparlar? Evlerini basarlar. Yollarını işte emniyetin arabasıyla, atıyorum zırhlı araçlarıyla keserler. Veya işte tek tek sabah vakti girip evlerinden alırlar. Özel tim girer falan. Ve büyük bir mahkemede yargılanırlar. Öyle benim gibi ufak bir uyarıyla da kurtulamaz bunlar. Gibi gibi. Cenab-ı Hakk'ın bu kainattaki hıfz kanunu gösteriyor ki büyük bir muhasebe var. O küçücük canlılar bile muhasebeden kurtulamıyor. Elma tohumu olacağım diyen elma tohumu oluyor. Bak, hesabı soruluyor ona. İçinde elmalık varsa elma oluyor. Buğdaylık varsa buğday oluyor. İncirlik varsa incir oluyor. Hesabını veriyor yani. Olması gereken şeyin hesabını veriyor. İçindeki bilginin hesabını veriyor. Veya her yerde izlerimiz kalıyor. O izlerden bize hesap sorulabiliyor. O polisiye şeylerden örnek verdiğim gibi. Öyleyse bu iz bırakma hakikatinin arkasında bu varsa, elbette Cenab-ı Hak bu kadar hıfzı boşuna yapmıyor, bu kadar kaydı boşuna aldırmıyor. Bunların hesabını soracak. Burada olmuyorsa, burada olmayanlarınki de öteki tarafta olacak. Bu yarımlık orada tamamlanacak. Ahiret mutlaka olacak. Buradan hareketle diyoruz. Elhamdülillah. Az kaldı süremiz. Hemen bir kere daha baştan okuyayım mı haşiyesiz? Çünkü çok bölerek gittim. Belki aklınızda güzel kalmayacak bölümleri. Son bir okuma yapıyorum. 7. suret. Gel bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak, her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş. Suret alıyorlar. Bak, her yerde müteaddit katipler oturmuşlar, bir şeyler yazıyorlar, her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. Ha, şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki, bütün bu yerlerde ne cereyan eder, suretini alıyorlar. Demek o zat emretmiş ki, mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt edilsin. Demek oluyor ki o zat-ı muazzam bütün hadisatı kaydettirir, suretini alır. İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Şimdi en adi raiyetin en adi muamelelerini ihmal etmeyen bir hakimi hafiz hiç mümkün müdür ki, yani hükmeden hafiz, hükmeden ve kaydeden manasında, hiç mümkün müdür ki
raiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat yani ceza vermesin. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şehni merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkemeye kübraya bırakılıyor. Yani bu insanların bu dünyada yaptıkları öyle şeyler var ki zulüm olarak, küfür olarak. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın izzetine, azametine çok dokunan şeyler. Ama zahirde onlara bir şey yapılmıyor gibi duruyor. Demek ki onların hesabı başka bir yerde görülecek. Bu işler oraya erteleniyor. Büyük davalar büyük mahkemelerde görülür. Küçük davalar küçük mahkemelerde görülür. İşte maskeyi takmadın, köşedeki polis uyarır. Ama adam vurdun, onun için köşedeki polis uğraşmaz artık. Sen büyük mahkemeye gidersin. Orada davan görülür. Evet. Cenab-ı Hak bu sırlardan hissemiz ziyade eylesin. Melek kardeşlerin aldığı fotoğraflarda, kayıtlarda, katiplerin yazdığı günahlarda, sevaplarda hep bizi hayırlı yerlere denk getirsin, hayırlı insanlarla yazsın, hayırları konuştursun, hayırlı görüntülerimiz hıfzolsun ki cennette onlardan yaratılsın. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.